Edebiyat Kılavuzu'nun yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Şeniz Baş. Ben Pınar Akseki. Bugün bakalım boyumuzu aşıyor mu aşmıyor mu bir bölüm yapıyoruz. Bugünkü konumuz çok önemli bir yazar. Türk Edebiyatı'nın çok çok önemli bir yazarlarından birisi Tahsin Yücel. Hazır mısın Pınar bu konuya? Evet, niye boyumuzu aşsın canım? Allah Allah, biz de sonuçta okuyoruz, okuduğumuzu söylüyoruz. Senelerdir okuduğumuz bir yazar, seve seve. Hiç. Anlıyoruz ki okuyoruz. Anlıyoruz, hiç. Oh ne güzel, anlıyoruz ki okuyoruz vallahi ya. O kadar okuduk, elbet söyleyecek iki sözümüz vardır bunun üzerine diye düşünüyorum ben de. Tahsin Yücel ile ilgili kitaplarından bahsetmeden önce biraz hayatından ve kimdir ondan bahsedelim. Belki tanımayan vardır dinleyenler arasında. Tahsin Yücel aslında Türk Edebiyatı'nda sadece yazar olarak geçen isimlerden birisi değil. Aynı zamanda çeviri bilim üzerine çalışmalı olan, çevirmen olan çok önemli yazarları eserlerini çevirmiş de birisi. Mesela kimler var onların arasında? Ben not da almıştım. Bayağı uzun bir listeden seçtim aslında. Mesela Steinbeck var, Zweig var, Baudelaire var. Proust var, Aime var, Duma, Albert Camus, Dode, Malaparte, Saint-Exupéry. İlk akla gelenlerden, ilk dikkatimi çekenlerden ama onlarca liste var. Onun dışında gösterge bilim üzerine çalışmış bir doçent, hatta bu konudaki ilk çalışmaları yapan insanlardan birisi. Türkçe'ye de yine gösterge bilim üzerine çeşitli yazarlardan örnek alarak onların eserlerin üzerine düşüncelerini yazdığı kitapları, eleştiri kitapları, deneme kitapları da var Tahsin Yücel'in. Tahsin Yücel anlat anlat bitmez. Gerçekten çok derin çalışmaları olan birisi. 1933'te Kahramanmaraş'ta doğmuş. 2016'da kaybettik Tahsin Yücel'i. Tahsin Yücel edebiyata da ilk aslında öğrencilik yıllarında İstanbul'a geldiğinde Varlık yayınlarında çalışarak başlamış. İlk öyküsünü, ilk kitabını da oradan yayınlamış. Galatasaray Lisesi, Galatasaray mezunu kendisi. İlk öykü kitabının adı da Uçan Daireler, Varlık'tan çıkan. Sonraki kitabında da Sait Faik ödülü almış. Ama yazar olarak adının çok çok duyulmasını sağlayan kitabı Peygamber'in Son Beş Günü. Buradan sana bırakayım Pınar. Hangi kitapları var bir söyler misin? Oradan da biraz kitaplarından bahsedelim. Ya dediğin gibi çok aslında geniş bir yelpazede eser vermiş birisi. Denemeleri, sonra gazete, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazının toplandığı bir kitabı Alıntılar diye. Daha çok dille, yazıyla ilgili yaptığı denemeler, onların toplandığı kitaplar. Öykü kitapları, bunlar da çok fazla. Hani hepsini zaten konuşamayız. Dediğin gibi biz romanlardan ilerleyeceğiz şu anda. Romanların da içeriği, karakterler hep aslında daha büyük bir şeyleri anlatıyor. Yani hiçbir zaman sadece bir roman okumuyorsun. Bir dönem okuyorsun, bir eleştiri ve çok şaşırtıcı romanları var. Ben ilk Kumru ile Kumru'yu okumuştum ve çok şaşırmıştım, çok etkilenmiştim. Bir kadının ağzından yazılmış bir kitap, onun hikayesini anlatıyor. Yani bir erkek yazarın bu kadar güzel aktarabilmiş olmasına da kadın sorununu, bu eğitimsiz bir kadın, eğitim alamamış bir kadın, kendi kendini gerçekleştirmesi, işte köyden şehre gelip... Evet. Bütün Türkiye'nin değişimi içinde onun da değişmesi, sınıf atlaması, bu sıra başına gelenler, düşünceleri, bazı şeylerle nasıl başa çıktığı. Yani bir buzdolabı metaforuyla, yani buzdolabı üzerinden bir anlatması var. Mesela bir kadının isteklerini, ihtiyaçlarını. Çok etkilenmiştim o zaman. Kumru ile Kumru benim ilk okuduğum kitabıydı. Sonradan tabii diğerlerini okumaya başladım. Bir de Gökdelen'den çok etkilenmiştim. Evet. Gökdelen de çok bilinen bir kitabı ve çok ilerileri gören bir kitap. Evet, şimdi evet. Bugün okuduğun zaman ona da çok şaşırıyorsun. Nasıl ne görmüş evet. Bugünleri diye. Öyle çok derinliği olan bir yazarmış ve bunu da romanlarına çok güzel aktarmış. Evet.
Ben kısa bir de daha sonra yalan vardır. Yalan. Biz seninle konuşuruz. Evet, en Yalan da sevdiğim. çok etkileyici. O kadar sanırım hani Gökdelen daha popüler ve daha bilinen bir roman. Kumru ile Kumru da daha çok biliniyor. Yalan o kadar bilinmiyor ama ben de onun okuduğum zaman çok beğenmiştim. Yani çok etkilenmiştim. Oradaki şahsın derinliğinden ve onun çaresizliğinden çok etkilenmiştim. Yani karakterlerini de çok güzel anlatıyor. Evet, yani Çok derinlemesine anlatıyor olaylarla. Onun çaresizliğini hissediyorsun. Yalanda bireyin toplumsal beklentiler karşısındaki çaresizliği, toplumun bireyi nasıl ezdiği, toplumsal döngülerin ne kadar hayatlarımızda ağırlığının olduğunu, bunları çok net hissediyorsun. Bütün romanlarında bunu hissediyorsun. Ben en çok Yalan'da hissetmiştim. Yalanın konusundan Bilmiyorum biraz neden. bahsedeyim. Bu kadar detay verdik. Yusuf Aksu oradaki ana karakter. Kendisi bir dil bilimci olduğunu söylüyor ve bununla ilgili bir teorem geliştiriyor. Ama aslında teorem de kendisine ait değil. Yunus Aksu'ya Evet. ait. Ve kitap boyunca da Yunus Aksu ile Yusuf Aksu'nun aynı karakterler mi olduğu, kardeş mi olduğu, arkadaş mı olduğu ile ilgili bir muallak bir durum var. Aslında onun teoremini alıp kendi teoremi olarak öne sürüyor ve bir toplantıda yaptığı bir konuşmayla çok dikkat çekiyor ve birdenbire etrafında bambaşka insanlar oluşmaya, bir çevre oluşmaya başlıyor ve Yusuf Aksu o çevre içerisinde bir değişime uğruyor ve aslında kendi kavramının, kendi teoreminin kölesi olmaya başlıyor. Bir yerde de neredeyse böyle bir ağır bir terim olur mu bilmiyorum ama medya şaklabanı, hani şimdiki tanımla öyle bir hale dönüyor toplumun içerisinde ve ipler kaçıyor. Bir yalan büyüyor, adamın hayatı yalan olmaya başlıyor. Bütün bir hayatı bir yalana dönüşüyor. Ben Peygamber'in son 5 gününü okumuştum ilk Tahsin Yücel'in. Sonra Yalan'ı okudum, sonra Kumru Kumru'yu okudum. Bendeki sıralama farklı. Ama ben de aslında Yalan'la ilgili çok eleştiri var tabii. En eleştirilen de kitabı oldu edebiyat çevrelerinde. Ama benim de okur olarak en sevdiğim kitabıdır Yalan. O dönüşümü, çok da kalın bir kitaptır Yalan ama ben o dönüşümü okurken çok içinde kayboldum. Kayboldum derken şevkle ve hevesle kayboldum. Kitabın nasıl bittiğini anlamadım. Tabii dil açısından da çok, elbette çok öz Türkçeci bir eleştiri de, Tahsin Yücel'e gelen bir eleştiri de o. Mesela burjuva demez, kenter der. Böyle şey... Kültür dem diyor hep evet, işte mesela. Diyalog demiyor, söyleşim diyor vesaire ve bunlarla ilgili de eleştiri de alıyor bunları kullandığı için. Ama tabii ki dili kullanması, bana göre kurgusu çok keyifle okunacak ve çok o kadar doğru tespitler yapıyor ki senin dediğin gibi. Yani biz aslında Yalan'daki Yusuf Aksu karakterini o kadar çok görüyoruz ki halen de görüyoruz. Hatta son 50 yılın belki meselesi Yusuf Aksu'lar. Bu kadar büyük bir tespit yapabilmiş olmasını da hayranlıkla karşılamıştım. Yalan'la ilgili son bir eleştiriyi atlamadan da söyleyeyim. Başka kitaplarında da zaman zaman söylüyorlar ama Yalan'da çok daha fazla söylendi bu. Tahsin Yücel'in kendi kimliğiyle zaman zaman kendi kimliğini içeride belli ettiği, yazar olarak anlatıcıya ve karakterlere karıştığını da söylerler. Ama ben Tahsin Yücel bunu yaptıysa da tercih ettiği için yapmıştır diye düşünüyorum. O bunu böyle bir hata yapacak bir usta değil, evet. Yok yok, yani bu senin dediğin konuya Doktor Oğuz Öcal'ın bir kitabı var. Tahsin Yücel'in romanlarında Bireyin Dramı, Yapı ve İroni diye. Orada değinmiş. Hatta Kumru ile Kumru ile ilgili olarak da böyle bir anlatıcı meselesinden bahsediyor. Tabii ki bu yani yaptığı bir şey ve özellikle yaptığı bir şey belli yerlerde. O kitabın sonunda da Doktor Oğuz Öcal şunu söylüyor Tahsin Yücel için. Modern insanın dramı karşısında çaresiz kalan, evet, ancak ses dolayısıyla kayıtsız kalmayan romancılarımızdan biridir diye. O da temel olarak bireyi anlatışını romanlarında ve bireyi ne kadar
işte çaresiz kalabilen, hem kendisini belirleyen, hem belirlenen, hem bireysel hem toplumsal bir varlık olarak, hem çare bulan hem de bulamayan bir insan olarak tanımladığını söylüyor temelde. Çok ben de böyle hep hissediyorum. Yani genel olarak karakterler hep bir ikilem içinde kalıyorlar ve hatta çoğunda ölümle kalım arasında evet. bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Bazı karakterler ölmeyi seçiyor, bazı karakterler uyum sağlamayı seçiyor. Evet. Şimdi hangisi hangisinde söylemeyelim o kadar burada şey de aslında peygamberin son 5 gününde de hemen hemen aynı mesele var özünde. Orada da oradaki karakterin adı daha devrimci ve şair Rahmi Sönmez. Hı-hı. Rahmi Sönmez'di. Rahmi Sönmez de orada bir kendisiyle ilgili bir hayali hayat tasavvuru var, bir karakter tasavvuru var. Kendi tasavvuruyla, kendi hakkındaki tasavvuruyla gerçek hayat arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu fark ediyor Rahmi Sönmez'de. Yani mesela hem içine kapalı ama aynı zamanda insanlarla ilişki kurmak istiyor. Sosyal ilişkilerin kuvvetli olmasını istiyor. Zaten aslında sosyalist eleştiri demeyeyim de buna. O bakışa, bizim topraklarda bu bakışa sahip olanların bir eleştirisi gibi de. Ama bir taraftan da bir insanın kendiyle bağının ve hayatla bağının ne kadar açık olabileceğinin de göstergesi. Orada da Rahmi'nin kendisiyle ilgili algısı yine dönüşüyor ve değişiyor. Temel meselelerden birisi zannediyorum Tahsin Yücel'de bu, senin de söylediğin gibi. Peygamberin son 5 gününde o kadar ünlü yapan bir dönemin, bizden önceki dönemin, daha yaşlıların Pınar, çok okuduğu bir kitap haline getiren elbette oradaki sosyalizme bu topraklarda bakış olduğu kadar o kendi gerçekliğiyle hayat arasındaki bağın kopukluğu da olmuştur diye düşünüyorum. Bu zaten herhalde modern zamanların da sorunu. Tabii. Yani Gökdelen'deki meseleler de bu çerçevede gelişiyor. Bu arada Gökdelen bu işte bahsettiğim Oğuz Öcal'ın kitabında da belirttiği gibi edebiyat tarihimizin ilk distopik romanlarından birisi. Evet. Yani distopya örneği olarak da ileriyi görme ve işte 2073 İstanbul'unda nelerin olabileceğini anlatan çok ve işte orada da karakterlerin o dönem içinde de gene kenterlerle halk olarak ikiye ayrılmış. Ve bunlar üzerinden işte uçan kişisel uçaklar, şeyler, çok değişik de dediğimiz gibi distopik şeyler de var, yani, öğeler de var. O da okuması çok keyifli bir kitap aynı zamanda. Pınar, burada bir itirazım var. Bir itirazım var, çok keyifli değil. Ben bununla ilgili bir anım var Gökdelen'le ilgili. Senle de konuşmuştuk zannediyorum bunu. Ben Gökdelen'i ilk aldım çıkar çıkmaz. Okumaya başladım ve yarısında ağlayarak bıraktım. Gerçekten samimi söylüyorum. Çünkü o kadar üzdü ki beni İstanbul'un dönüştüğü hal. Dedim ki ben böyle ben çok İstanbul sevdalısı bir insanım. Daha doğrusu. Fakat onu okuyunca ben bu İstanbul'da yaşamak istemiyorum demiştim. Fakat Tahsin Yücel sağ olsun 2072 mi demişti orada, 2073 mü demişti, ona kalmadı mesele. Biz 2020-21'lerde o dünyayı yaşıyoruz, bayağı da yaşıyormuşum, yani bir sorun da yokmuş. Yani sorun var tabii, şimdi hele pandemi var, şehre kısıldık kaldık, kapandayız neredeyse. Zaman zaman işin doğrusu pandemi sürecinde çok düşünüyorum Tahsin Yücel'in Gökdelen kitabını. Oradaki duyguyu hissediyorum burada. Yani demiştim, sonra okudum. Sonra kitabın yarısını çok sonra tamamlayabildim hatta, öyle söyleyeyim. Bu kadar da insanın içine alan kitaplar yazıyor gerçekten. Hı-hı. 2007 Balkanika ödülünü almış aynı zamanda Gökdelen. Öyle de bir şey var. Zaten çok ödülü var. Yani mesela Orhan Kemal ödülü var, Sait Faik ödülü var, onlarca ödülü var Tahsin Yücel'in doğal olarak. Bu kitap özelinde. Çok
Yani evet, Gökdelen'in yeri benim için de çok ayrı. Çok severim. Şey de işte dediğim gibi, mesela Kumru ile Kumru da orada da kadına bakışı da değişik. Orada ve hatta ben şunu da okuduğumda şaşırmıştım. Oradaki kadının cinsel hayatı da mesela Evet. kocasıyla olan ilişkisi de anlatılıyor ve oradaki değişimi de anlatıyor. O da mesela çok gördüğümüz bir şey değil bu tür romanlarda. Evet. O yüzden hele ki o zamanlar için ve etrafındaki bütün kadınlarla birlikte anlattığı için de Kumru'nun da mesela dramı çok işte de erkek egemen bir kültürde, modern şehir içinde değişmeye çalışan, tutunmaya çalışan kadın hem modern eşya ile tanışıyor hem yaşamla tanışıyor. Ve işte bazı kadınlar ona yardımcı oluyorlar. Evine Evet. temizliğe gittiği kadınlar. Onlarla olan hikayeler falan da o da başka bir pencereden aynı sorunlara bakıyor. O yüzden hep farklı pencerelerden de ama aynı sorunlara bakıyor. Kumru ile Kumru'da niye biliyor musun? Kumru ile Kumru. İki Kumru var. Neden? Söyle, biliyorum tabii ki. Ben biliyorum da dinleyiciler bilmiyor. Pınar, söyle bakalım. Evet. Ya yok, sen de bilmiyor olabilirsin. İnan ben de unutmuşum aslında Evet. romanı. Sonradan eleştirilerini okuyunca aa böyle miydi diye hatırladım. 2 sene önce bir ablası olmuş. Ama o ölmüş. Ona da nüfusu çıkartmış bulunmuşlar. Evet. Kumru diye de ismini koymuşlar. Bu da doğunca 2 sene sonra o nüfus boşa gitmesin diye, isim boşa gitmesin diye buna vermişler. Düşünebiliyor musun? Kendine ait bir ismi bile yok. Evet. Yani ismi yok, künyeti yok. Yani böyle bir kadından bahsediyoruz. Anadolu'da Ama çoktur bu. Yani mesela yazdırmazlar, sonra ikisini bir ikiz olarak yazdırırlar. Ölenin yerine yazdırırlar. Birçok çocuk Anadolu'da, yani bir önceki kuşaklarda bu şekilde ismini başkasından almıştır. Yani aslında şeye de benziyor, değil mi? Bu Yusuf Aksu, Yunus Aksu meselesinde kardeşimi kim? evet. Peki sen, ben şeyi Evet. okumadım Pınar, Sonuncu'yu okumadım, en son kitabını okumadım, sen okudun. Okudum. Sonuncu da çok değişik, o da enteresan bir kitap. Orada da gene bir bireyin kendini tanımlamak için işte böyle acayip bir kitap yazma hikayesi. Dev boyutlarda böyle olmayacak bir şey ve sonradan zaten içeriğinin de çok özgün olmadığı falan çıkıyor ortaya ama birkaç nesil aile içinde bunun etkileri, yani o da bir şeyin metaforu ama o işte kitabın etrafında kişiler, olaylar çok gene incelikli bir şekilde anlatılıyor. Serencam olması lazım. Kitabın bir işte adı da var. Çok güzelmiş onu. O da aslında ilk, yani son romanı bu. Diğerlerinden belli noktalarda farklı. Gene belli temalar aynı. Ama böyle bir değişik bir kitap o da. Yani çok tavsiye ederim. Ben de var veririm sana. Oradaki belki bir kitap üzerinden olması Evet. değişik. Hani hiç böyle bir yazar üzerinden anlatmamıştı daha önceki romanlarda hikayeyi. Belki o daha değişik. Belki bir Don Kişotvari bir çalışma bu kitap ve işte çok etkiliyor aileyi. Bir yandan bu burjuva meselesi var. Adam bu kitabı yazmaya kafayı takıyor çünkü bir parayla falan bir meselesi yok. Yani o belki bir yandan eleştiriliyor. O yüzden böyle yani gene aynı şeyler, hikayeler. Ama birkaç nesil aile içinde onları anlatıyor ve bu kitabı yazmaya getiren süreci anlatıyor. Yazarın dramını, içinde bulunduğu kötü durumu ortaya koyuyor. Bir de ne demiş mesela Oğuz Hocam, varlığı ve yarattığı zıddiyetle kendisi hakkında hüküm verenlerin
meliğini veya tinsel seviyesini abartılı bir şekilde belirginleştirmesidir. Evet. Yani kitapla ilgili başka insanların verdiği tepkiler üzerinden de o insanları tanıyoruz. Evet. Yani kitap herkese ayna oluyor bir noktadan sonra. O yüzden sevdin sen. Seren Cam kitabın adı. Bir şekilde herkesi ortaya çıkarıyor. Herkesin iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Böyle bir Sen bu kitabın konusunu söyleyince aklıma şey geldi. Mutfak çıkmazı vardır. Orada da yine bir burjuva çocuğunun İlyas'ın hayatını anlatır Tahsin Yücel. İlyas böyle bir burjuva, bir yani zengin, varlıklı bir ailenin içerisinde doğar ve ailenin parlak bir çocuğudur. Paraya pula hiçbir şeyde ihtiyacı yoktur. Ondan sonra fakat bir taraftan da bir türlü o beklenen şeyi gerçekleştiremez. Yani aile tabii bu varlıklı, her şeyde sermiş. İşte ve erkek evlat tabii ki çok beklenti var. Fakat İlyas o gerçekleştirmeyi sağlayamıyor. Zaten aslında kitabı okurken de şunu düşünmüştüm. İlyas başkasının hayallerini gerçekleştirmek zorunda değil. Aslında kendi varlığıyla da son derece güzel. Ama bir taraftan burjuva eleştirisi getiriyor. Orada da İlyas kız arkadaşından ayrılıyor ve böyle bunalıma giriyor ve mutfağa giriyor. Yemek yapıyor kendine ve sonra birden yemek yapmaktan ne kadar zevk aldığını fark ediyor. Ondan sonra bir yemek yapma macerası başlıyor İlyas'ın. Yani işte alışverişler durmadan, çeşitli tarifler, yemek kitapları vesaire. Hani konusunu da özetlemiş olayım ama temelde şey dikkat çekiyor tabii Tahsin Yücel'in kitaplarından. Bu burjuva hayatının insanlar üzerindeki yarattığı baskı ve onu aşma çabası. Yani şimdi bir şablon sunuyor sana çünkü. O şablon içerisinde olmanı istiyor. Sen de kendini var etmeye çalışıyorsun. İşte orada aslında karakterlerin hepsi kendini bir yerde kaybediyor. Sonlara doğru buluyorlar belki. O bulma da işte şey, aslında oradaki ölümle yaşam da metaforik. Yani onu hep şey diye düşünmüştüm ben. Kendini gerçekleştirme ya da gerçekleştirememe çabası ve sonucu kitaplarda, o senin bahsettiğin yaşamla ölüm tercihi de diye. Tabii ki ben Tahsin Yücel'i çok seviyorum. Sen de seviyorsun. Herkes sevmiyor. Çok eleştiri de alıyor Tahsin Yücel. Ama işte TÜYAP'ta Onur yazarı da oldu. 2003 zannediyorum Onur yazarıydı TÜYAP'ta. Ben çok heyecanlanmıştım o Onur yazarı olunca. Söyleşilere falan gitmiştim orada. Ben çok değerli bir yazar olduğunu elbette düşünüyorum. Romancılığıyla, diğer yönleriyle değerlendiremiyorum. Çünkü orada o kadar bilgim yok işin doğrusu. Ama romancılık konusunda benim çok sevdiğim birisi. Dilini kullanmasını da seviyorum. Beni de zorluyor. Yani ben biraz şeyi de seviyorum tabii. Dilin de, işte Osmanlıca, Farsça'dan bizim dilimize yerleşmiş, artık bizim olmuş bir yerde kelimeleri kullanmayı seviyorum ama Tahsin Yücel'in dilini okurken de her seferinde başka bir şey öğreniyorum işin doğrusu. Öğretici bir taraftan da. Özellikle yani deneyimli okur diyebileceğim okurun ya da yazma yolunda ilerlemeye çalışanların Tahsin Yücel'i okumadan geçemeyeceklerini düşünüyorum. Hem romancılığı açısından hem dili kullanımı açısından. Başka kitaplarından bahsedecek misin Pınar? Yani romanlarından çoğunlukla bahsettik zaten. Hı hı. Şeyi bir tek belirtmek istedim. Sen şimdi onunla ilgili yaptıklarını anlatınca, Alıntılar kitabında, bu Cumhuriyet'teki yazılarının toplandığı kitabın ön sözünde şöyle bir şey söylemiş. Yani demiş, ben bunları topladım, bu yazıları burada, ama hani çok basit bir şey yapmışım gibi geldi bana. Hani böyle olmasın gibilerden. Bir de demiş, ben izleklere göre içindekiler diye bir kısım ekledim. Hakikaten o da çok iyi bir fikir. Ben oradan da mesela yola çıkarak da okudum. O bölümün sonuna da hani bunu da yaptım. İnşallah daha kullanışlı ve daha anlaşılır olur. Dostlar bizi işçiliğimizden anımsasın diye yazmış. O çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Aynen, yani bütün işleriyle, her yönüyle anımsanacak birisi. Onu da biz de işçiliğiyle anımsamış olalım burada. Tabii bitirmeden önce olarak da. Pardon Pınar, kestim seni, sen söyle. Yok
yok, eleştirmen olarak da çok ciddi bir eleştirmen. Tabii. Hani sözünü sakınmayan falan bir eleştirmen. Tam orada bahsedecektim ben de, ondan bahsedecektim. Dedim bitirmeden önce şeyi es geçmeyelim. Yani ilk defa Tahsin Yücel'in adını duyanlar ya da bu yönünü bilmeyenler için söyleyelim. Tabii ki sivri dili bir eleştirmen. Ve aslında en büyük eleştirisini de Orhan Pamuk'a getirdi. 90'lı yıllarda Orhan Pamuk hakkında bir yazı yazdı. Hatta o yazının başlığı yanlış hatırlamıyorsam dili kötü yazarak iyi romancı olunur mu gibi bir başlığı vardı. Orhan Pamuk uzunca bir süre okumaya direndiğini fakat gördüğü baskılar nedeniyle Orhan Pamuk okuduktan sonra da niye direndiğini anladığını ifade ediyordu özetle. Orada gerçekten okumuş şeyleri, kitaplarını ve tek tek kelime kelime şeyi almıştı. Mesela bu cümlede bunu söyleyemez, burada bu yanlış, bu kelime böyle kullanılmaz. Burada hatta bir şey çok gülmüştüm. Galiba Galip karakteri var ya Orhan Pamuk'un, yanlış olmasın Galip. İşte bir şey yapıyor, işte saçlarını okşadı, eli şuraya indi, buraya indi diye devam ediyor. Orada şey diyor ki Tahsin Yücel, ya diyor bu adam diyor insanın beden kuralları yani fizik kurallarına aykırı. Bu eli diyor buradan buraya nasıl indirdi de oraya doladı da onu nasıl yaptı becerdi. Bu adam boynunu nasıl büktü diyor. Sonra döndüm işin doğrusu kitaplara bakmıştım. Tabii o bu arada gerçekten Orhan Pamuk iyi bir hikayeci. O hikayenin şevkiyle onları fark etmemişim cidden. Okuyunca ya evet dedim öyle yapamaz. Ya da işte ne demiş? Dur pencere kulbu yazmış bir kitabında Orhan Pamuk. Bayağı yerden yere vurmuş ve en sonunda şey demiş. Yani dili bilmiyor. Bir kere bunu kabul edin. Türkçeyi bilmiyor bu adam. O bayağı o zamanlar çok konuşulmuştu. Hala da zaman zaman Orhan Pamuk gündeme geldiğinde Tahsin Yücel'in o yazısı tekrar gündeme gelir. Okumayanlar varsa ben hala internette dolaşıyor yazı. Hürriyet'te yazmıştı zannediyorum. Arşivlerde duruyor. Muhakkak okusunlar. Orhan Pamuk sevenler de okusun. Ben sevenlerdenim, okudum. Gayet eğlendim. Sevmeyenler de okusun. İnternette paylaşabilirler Twitter'da falan. Bak bunları yapmış diye. O yüzden bu yönle de böylece değinmiş olalım. Çok da keyifli bir yazı bu arada. Çok espriye değil de ironili yazmış Tahsin Yücel. Evet. Evet, Tahsin Yücel peki, hakkında ya bitmez konuşacaklarımız. 20-25-30 dakikada da anlatmak mümkün değil. Ama okumayanlara biraz heveslendirebildiysek ya da işte bir kitabını okumuş olanlara başka kitaplarını okunması için bir yol gösterebildiysek ne mutlu bize. Ben diyorum okuyun. Yani yalandan hiç kimse sevmiyor. Biz seviyoruz. Oh canımıza değsin. Merak uyandırmak için yapıyoruz bunları. Evet. Tahsin Yücel satışlarını patlatacağız Pınar. Bak bu podcast'ten sonra vallahi can falan yaşadı yani. Can yayınları falan yaşadı. Yani diyorum iyi okur. Bence muhakkak okumalı. Yazma yoluna girenler kesinlikle Tahsin Yücel okumalı. Bizim tavsiyelerimiz zaten ortada. Yani ben Peygamber'in son 5 günü de tabii ki çok seviyorum. Ama Yalan, Kumru Kumru gerçekten çok güzel bir kitap. Gökdelen, Ben Ağladım, Pınar çok sevdi. artık hangisinden isterseniz başlayın. Bir Tahsin Yücel ile tanışın diye önermiş olayım. Evet Pınar, var mı son söyleyeceğim bir şey? Yok, bu kadar. Yani merak uyandırabildiysek ne mutlu. Ne mutlu bize. Peki, o zaman herkes kendi Tahsin Yücel'ini... Evet, bize de ne mutlu. Bazen yazıyorlar, dilerim yine okuyup da yazanlar olur. Tahsin Yücel şu kitabını okudum diye. Çok keyif alıyorum paylaşınca. Her okur gibi, her sayfa okur gibi. Benim okuduğumu okudular diye mutlu oluyorum. Peki o zaman bir başka bölümde buluşana kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.